Burada hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada sadece liyakatli, hak eden kazanacaktır. Her şey kameralarla çekiliyor. Herkesin gözü önünde oluyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız hiç şüphe etmesinler. Sadece ve sadece liyakatli olanlar alınacaktır. Yazılı sınavımızı 2700 adayımızla birlikte yapıyoruz. 10.000 metrekareye kapalı alan içerisinde. Uygulama sınavımızı aynı sayıda kişiyle gerçekleştireceğiz. Bir ay sürecek ve dünyadaki kendi alanındaki en büyük sınav organizasyonu bu. 541 itfaiye eri alımımızın biz 101'ini kadın kontenjanına ayırmıştık. Şu anda arkamda parkurda, hazırladığımız parkurda kadın adaylarımız yarışıyor. İki katlı bir yapıda gerçekleşen bir yangına müdahale burada simüle edildi. Çalışan yapar, emek veren yapar. İnşallah yapacağız. Çok güzel olur, bizden itfaiyeci, biz tuttuğumuz koparanlarız yani. Yapabiliriz, her şeyi yaparız, her şeyin üstesinden geliriz. Beklediğimden zor geçti. Hani basit gibi görünüyor ama gerçekten merdivenlerden indikten sonra bayağı bir zorlayıcı olmaya başladı. Gerçekten güç gerektiren bir meslek. Ben de güçlü olduğumu düşünüyorum. O yüzden istiyorum. Başarabileceğimi düşünüyorum yani. İstanbul alımları diye bir kavram oluştu bizim bölümde ve umut kapısı oldu bizim için. Gerçekten bir önceki alımda da liyakat sisteminin çok iyi işlediğini gördük. Yani çok adaletli buluyorum. Geçen sefer de öyle oldu. Liyakata dayalı bir sistem olduğuna inanıyorum. Mülakatlarda da çevik, hızlı ve güçlü olan kazansın. Kelerinizi çıkartabileceksiniz. Ta ki sınav bittikten sonra tekrar maskelerinizi takacaksınız ve biz size çıkışlarla ilgili yönlendirileri vardı her biriniz. Çevirelim. Sen yaslanmıyorsun ki. Merve Hanım değil mi? Evet, kaldırma. Dik dur karşıya.